Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tirliçe yapacağım. Yapımı biraz uğraştırıcı ama lezzetine değiyor. Bunun için 5 tane yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, İyice köpürene kadar mikserle çırpıyorum. İyice köpürüp göz göz olan yumurta ve şeker karışımına. Şimdi 1,5 su bardağı unum var. 1,5 su bardağı un ilave ettim. 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozu. Bu aşamada hamur sönmesin diye bir spatula yardımıyla böyle aşağıdan yukarıya doğru hamuru karıştıracağız. Bu aşamada çırpıcı veya mikser kullanmıyoruz ki kabaran yumurta ve şeker sönmesin. Evet. Şimdi ben böyle dikdörtgen bir borcam kullandım. Bütün hamurumu borcama boşaltacağım. Ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 10 dakika pişirip ardından fırının derecesini düşürüp 150'ye düşürüp bir 15-20 dakika daha her tarafı kızarana kadar pişireceğiz. Şöyle az göründüğüne bakmayın, kabaracak bir hamur zaten. Borcamın her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyorum. Evet, her tarafına iyice yaydım. Şimdi fırına atabilirim. Şimdi karamel sosa geçeceğim. Karamel sosun yapımı da böyle bir tavanın içine 1 su bardağı toz şeker, kısık ateşte eriyene kadar erimeye başladı toz şekerim. Arada bir hafif hafif karıştırın. Tavayı çevirin. Diğer taraftan 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı nişasta, bunu da karamel sosta kullanacağız. İyice karıştırdıktan sonra toplamda 2 su bardağı su girecek karamel sosa. Bunun 1 su bardağı suyuna 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip iyice karıştırıyorum. Şekerim eridikten sonra şekerin üzerine ilave edeceğim. Evet, şekerim erimeye başladı. Şimdi karıştırıyorum iyice. İyice şeker iyice karamelize olduktan sonra bakın pürüzsüz bir kıvam alıyor. İyice karamelize olduktan sonra şimdi 1 bardak su, 1 yemek kaşığı mısır nişastamı ilave edeceğim. Şimdi bu aşamada topaklandı diye sakın endişe etmeyin. Çünkü su kaynamaya geçtiği zaman
şekeri tekrardan eritecek. Diğer bir kalan bir bardak suyumu da ilave ettim. Şimdi iyice kaynayana kadar şöyle hafif arada bir hafif hafif karıştırın. İyice kavrulan sosumu, karamel sosumu iyice kavrulduktan kendine kaynara bıraktım. Şimdi bu kaynadıktan sonra bakın pürüzsüz bir kıvam aldı. Çok güzel oldu karamel sosum. Hiç o şekerlemiş hali yok. Su kaynara geçtiğim zaman karamel sos çözülecek. Şimdi karamel sosum oldu. Bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra ocağın altını kapatacağım. Zaten kendi sıcaklığında o yağı eritecek. Bakın oldukça güzel pürüzsüz bir sos oldu. Şimdi ocağın altını kapattım. Diğer bunu soğumaya bıraktım. Diğer tarafta fırından aldığım kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir kürdan yardımıyla her tarafına gelecek şekilde delikler açıyorum. Sütü daha iyi çeksin diye. Dört buçuk su bardağı süt, bir çay bardağı toz şeker ve bir paket sıvı kremam. Sıvı kremayı da sütün üstüne ilave edip süt soğuk, tatlı da soğuğa yakın. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sütü üzerine gezdireceğim. İyice karıştırıp birbirine şeker eriyene kadar iyice karıştırdım. Her tarafına gelecek şekilde sütümü döktüm. Bu aşamada süt fazla olur diye sakın endişe etmeyin. Zaten tirliçenin böyle biraz sütlü olması gerekiyor ama kek bütün sütü de çekiyor zaten. Bunu diye bakın şimdiden çekmeye başladı. Bunu bir tarafta böyle hem sütünü çeksin hem daha iyi soğuması için bir tarafa bırakıp diğer bir aşamaya geçeceğim. Dediğim gibi çok aşamalı bir işlem bu tatlı. Karamel sosumu başka bir hem yapımı kolay olsun. Kaşığım da içine düşmüş bu arada. Kullanımı daha kolay olsun diye böyle ağzı dar bir kaba aldım. Hem daha iyi soğur. Dışarıda bekleteceğim. Daha hızlı savunması için dışarıda bekleteceğim. Karamel sosum soğuk. Pastam da soğuk olacak bu aşamada. Çünkü sıcak dökersek krem şantimiz eriyebilir. Bu yüzden hepsi de soğuk olması gerekiyor hepsinin. Bir su bardağı süt. 2 paket krem şanti. Ben bir paketini burada döktüm ama sonradan az olduğunu fark edip diğer paketi de açtım. Onu o ara çekmemişim. Kusuruma bakmayın. 2 paket krem şanti. Ama tarifte yazacağım. Şimdi karıştırmaya geçebilirim. İyice karıştırdığım krem şantimi soğuyup şerbetini çeken tatlımın üzerine gezdiriyorum. Birazını içinde bırakacağım ki üzerini süslemesinde kullanacağım. Her tarafına gelecek şekilde yaydım. Krem şantimi.
Şimdi karamel sosumu. Karamel sosum soğuk. Tatlım soğuk. Her tarafına gelecek şekilde iyice yaydığım karamel sosumu. Evet, şöyle bir gezdiriyorum. İyice her tarafına gelecek şekilde yaydığım karamel sosumu. Şimdi şu kenarda kaldı, onu da bir alayım. Biraz fazlalık bırakmışım orada. Şimdi üzerini süslemeye geçebiliriz. Şöyle bir sıkma torbam var. Üzerine şeritler, düz çizgiler çektiğim krem şanti ile üzeri için ayırdığım krem şantiden sıkma torbasına boşalttım. Üzerine düz çizgiler çekip süslemeye geçebilirim tatlıma. Evet, bütün çizgileri çektim, bitirdim. Şimdi bir tane kürdan yardımıyla böyle bir o taraf aşağıdan yukarıya doğru. Gerçekten görüntüsüyle o kadar güzel, böyle göz doyuran bir lezzet oldu ki, şey, görüntü oldu ki, hem lezzetiyle hem görünüşüyle çok güzel, tam not alabilecek bir tatlı olduğuna inanıyorum. Bakın, üzerine süslemesini yaptıktan sonra siz de hak vermişsinizdir bana. Evet, şimdi süslemem bitti. Gerçekten görüntüsüyle böyle tam not alabilecek bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Buzdolabı, vaktiniz varsa buzdolabında bir gece önceden bekletseniz daha iyi olur. Yoksa da en az 2-3 saat bekletmeniz yeterlidir. Ben bu tatlıyı en fazla 2 saat bekletmişimdir. Şöyle dilimlere ayırdığım tatlımı şimdi servise geçebilirim. Siz bir gece önceden bekletirseniz daha iyi olur. Ama böyle de çok güzel oldu. Dinlenmesi çok önemli tatlının. Şimdi bir spatula yardımıyla şöyle size göstereceğim. Bakın, sütü alttan çıktı. Gerçekten görüntüsüyle böyle tam not alınabilecek bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.